Seçim sürecinde değerli izleyiciler, adayların en çok konuşulduğu illerden bir tanesi Hatay'dı. Hatay, 6 Şubat depremlerinin en sert vurduğu illerimizden başında geliyor. Ee, orada 15 yıldır belediye başkanlığı yapan Lütfü Savaş, bir dönem AK Parti'den, iki dönem CHP'den belediye başkanlığı yaptı, düşünün. Ve e, çokça da eleştirildi. AK Parti deprem bölgesinde hiçbir adayı göstermemişti. CHP'ler de tepki gösterdi. Önce Özgür... Lütfü Savaş bir aday oldu. Sonra geri çektiler. Başka adayı aradılar. Ee, Özgür Özel çekil dedi. Çekilmedi. Gökhan Zan o ara ben adayım dedi. İyi Parti'den geçen sene milletvekili adayıydı. Hatırlayın. Olmadı. Lütfü Savaş CHP'nin adayı oldu. Gökhan Zan da hop 180 derece tam zıt görüşte oldu. Türkiye İçi Partisi'nden aday oldu. Değerli izleyiciler. Düşünün hem İyi Parti'den geçen sene ülkücü milliyetçi bir partiden aday ama bu sene Türkiye İçi Partisi'nden hatay adayı. Ee, yani ironikliğine bakın ama dün Türkiye İçi Partisi bir açıklamada bulundu değerli izleyiciler. Kısaca bazı önemli yerlerini okuyayım. Türkiye İçi Partisi olarak Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağımızı ilan edip Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için girişimlerde bulunduk diyor. Sonra devam ediyor. Hem AK Parti'yi hem CHP'yi eleştiriyor. Yani Hatay halkına iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasını ve Lütfü Savaş'ın CHP aday olarak dayatılmasının telafisi ayıp olmayan bir e, ayıp olduğunu ve acılı Hatay, Hatay halkına... Bir hakaret anlamı taşıdığını ifade ediyoruz dedi. Bu arada bakın söylüyor. Bununla birlikte Hata İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir diyor ama ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları e, alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor ve Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz diyor. Değerli izleyiciler, e, işte Türkiye içi Partisi her türlü kararı kendi yetkili kurullarında alır demiş ve Gökhan Zay'ın Gökhan Zan adaylığını çekmişler. Gökhan Zan ne diyor? Ona bir bakalım. Gökhan Zan da diyor ki, e, ee, sevgili halkım diyor sizlere yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimiz yolumuzu engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim diyor. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimizde bu sefer en iyi bildikleri FETÖ'cü yöntemlere montajlara sarı, sarıldılar, sert kayaya çarptılar ve deyini, desteğini her zaman yanında hissettiğim siz değerli hemşehrilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler diyor. Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum dedi. Peki iddia ne? Muhalif gazetelerin yazdığına göre e, Tayfun isminde biri AK Partili deniyor mu? Bunların hepsi iddia. Demişler ki Gökhan Zana sakın adaylıktan çekilme. Yani Türkiye İşçi Partisi olarak olur ya aday yapmazlar ve adaylığını çekerler. Sakın adaylığını geri çekme. Bunun karşılığında sana 3 milyon dolar para artı TRT'de spor yorumculuğu demişler. Gökhan Zan da o tapede hayır 3 milyon tamam hepsi tamam 3 milyon dolar değil 5 milyon dolar olmaz mı demiş. Yani 5 milyon dolar RTRT'de spor yorumculuğu deniyor. Bu tapenin e, İşçi Partisi'ne ulaştığı, İşçi Partisi'nin bu kararı aldığı söyleniyor. Bunların iddia olduğunu söyleyelim. Mahkemeye ulaştı. Gökhan Zan da hani bu kaset tapeleri çok in inkar etmiyor ama şantaj, te tehdit vardır diyor. İşçi Partisi de e, kaynakları gene muhalif gazetelerden okuduğumuza göre daha net deliller var ellerinde. Yani İşçi Partisi Gökhan Zan'ın kabul etmeyeceği ilişkiler içine girdiğine emin olduğu için adaylığını çektiğini söylüyor. Mahkeme sürecinde ortaya her şey çıkacak.